Merhabalar. Yine basit ve temel bir konudan bahsetmek istiyorum. Birçok videoda bu konudan bahsettim ama ayrıca bir video olarak bulunmasını istedim. Hatta olduğunu düşünüyordum. Olmadığını fark ettim. Yeni fark ettim. Şimdi nedir? En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı yaklaşık ortaokuldan itibaren gösteriliyor sanırım. 2 üzeri n. Peki neden? Kısaca, hızlı bir şekilde sebebini anlamaya çalışalım. İki farklı şekilde inceleyeceğim bunu. Birisi anlamaya çalışarak, yani ne ifade ediyor bu 2 üzeri n? Bir de bir hesap kitap yardımıyla idrak etmeye çalışalım. Şimdi bir A kümesi ele alalım. Elemanları A, B, C olsun. 3 elemanlı bir alt küme. Bunun alt 3 elemanlı bir küme. Bunun alt kümelerini yazalım. Neler var? Boş küme. 1 elemanlı kümeler A, B, C. Sonra 2 elemanlı kümeler A, B, A, C, B, C. Sonra 3 elemanlı. Son olarak da kümenin kendisi A, B, C. Şimdi buradaki işleyişi anlamaya çalışalım. Eğer bu kümenin elemanı, herhangi bir elemanı alt kümenin içinde varsa o elemanı için, o eleman yerine 1 yoksa 0 yazacağım. Yani boş küme için hiçbir yok. 0, 0, 0. A için 1, 0, 0. B için 0, 1, 0. Ali Hoca çok kullanır 0, 1 dizlerini. Çok da anlamaya yardımcı olan bir yöntemdir bu. Çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz 0, 1 dizlerini. 0, 0, 1, C'yi gösteriyoruz. Bu şekilde ilerliyor. A, B, C'yi nasıl gösteririz? 1, 1, 1. Buradaki sistem şudur. Bu eleman için, yani her bir eleman için aslında iki durum söz konusu. Alt kümenin içinde var ya da yok. Varsa 1 yoksa 0. Buradan şu sonuç çıkar. A için 2 durum var. B için 2 durum, C için 2 durum. Yani toplamda 2 üzeri 3 durum söz konusu. N tane eleman için, her biri için 2 durum söz konusu. 2, 2, 2, n defa 2'nin çarpımı 2 üzeri n şeklinde. N için diyelim 2 üzeri n. Umarım bu anlamaya yardım, yani işleyişi anlamaya yardımcı olmuştur. Şimdi hesap kitap yapmaya çalışalım. Şunu biliyoruz. N'in k'lısı, daha geçen de bununla ilgili bir video yapmıştım. N'in k'lı kombinasyonu demek n elemanlı bir kümenin k elemanlı alt küme sayısı demek oluyordu. Daha önce A artı B üzeri N, yani binom açılımlarından da bahsetmiştik. Ne ifade ediyor? A artı B üzeri N. Bu ifade N'in N'lisi çarpı A üzeri N çarpı B. Pardon. Tamam, yazalım. B üzeri 0. Artı N'in N-1'lisi çarpı A üzeri N-1 çarpı B üzeri 1. A'nın kuvveti azalıyor. B'nin kuvveti artarak ilerliyor. Katsayılar da n'in n'lisinden başlayarak azalarak n'in sıfırlısı çarpı a üzeri 0 artı b üzeri n'e kadar gidiyor. Bunu biliyoruz. Binom açılım. A eşit b eşit 1 için ne yapacağız? 1 artı 1, yani 2 üzeri n. Şimdi 2 üzeri n ne anlama geliyor burada? Bakalım. N'in n'lisi, n elemanlı kümenin n elemanlı alt küme sayısı artı n'in n-1'lisi artı n'in n-2'lisi, n-3'lüsü, n'in sıfırlısı. Şunu görüyorsunuzdur muhtemelen. Bu toplam bize aslında bütün alt kümeleri veriyor. Tüm alt küme sayıların toplamı. Tüm alt kümelerin toplamı. Burada çünkü n'in en elemanlı bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı, n-1 elemanlı, n-2, n-3, 0 elemanlı bütün alt kümeleri topluyoruz. Bu ifadede 2 üzeri n eşitmiş. Aslında bu da hesap kitap olarak da gayet açık ve net anlaşılır bir ifade. Umarım verimli olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.